Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Smart Ford Tuğ'nun testinden sesleneceğim. Bu otomobil bildiğiniz gibi, bilmeyenleriniz vardır belki, Mercedes'in, bu marka daha doğrusu Smart, Mercedes'in kanatları altında 2000'lerde piyasa ilk sürüldüğü zaman marka dahi bu kadar bu otomobilin hani başarılı olacağını beklemiyordu. Özellikle Avrupa'daki böyle çok kalabalık olan yerlerde, yerleşkelerde çok popüler oldu bu otomobil. Özellikle böyle çok park sorununun olduğu yerlerde çok fazla tercih edilir oldu. Bundan dolayı da bu ilk modelin başarısının devamı da bu ikinci nesille birlikte gelmeye, orada edilen tecrübelerin devamı burada bu ikinci nesille birlikte gelmeye devam etti. Şimdi tabi tasarımı itibariyle zaten çok fazla bu noktasına dikkat çekmeye gerek yok. Çok küçük bir otomobil Smart Ford Tuğ. Yani bir hatchback'i alın ve önde oturanların arkasını kesin. Bu böyle bir otomobil çıksın mantıklı olarak. Baktığımız zaman bu böyle bir otomobil, yani yaklaşık olarak 2,5 metre uzunluğuna sahip, genişlik olarak veya yükseklik olarak A segmentindeki, B segmentindeki birçok hatchback ile çok yakın ölçülere sahip. Baktığımız zaman böyle bir boyutlandırma var modelde. Tasarım anlamında ben bu otomobili çok şık buluyorum. Gerek ön yüzü gerekse arka yüzü yeni neslinde bence çok daha güzel bir görünüme kavuştu ve test aracımızdaki bu LED paketi alırsanız eğer bu şık tasarım daha modern bir görüntüye kavuşabiliyor. Bu tarz bir küçük otomobilden bekleneceği üzere bu otomobili çok farklı türden kendi zevkinize göre kombinasyonlar, renklerle kişiselleştirme şansınız da var. Bunu hem içeride hem de dışarıda yapabiliyorsunuz. İçeri geçtiğimiz zaman buradaki konsol tasarımı benim çok hoşuma gitti. Çok şık dışarıda olduğu gibi. Bu havalandırmaların yeri, konumu güzel. Çok farklı türden kombinasyonlarla bunları ayarlayabiliyorsunuz. Böyle eğlenceli bir hava verilmiş otomobilin içerisinde birçok detayında tasarım anlamında baktığımız zaman. Burada çok fazla dikkat çeken ve benim açıkçası çok fazla hoşuma gitmeyen önemli bir detayda Mercedes'in Renault ile olan işte bazı ortak projelerinden esintileri görüyor olmak. Bırakın hatta Renault'u, Renault'un 5-6 yıl önceki modellerinden izler görüyorsunuz. Kapı kolları, buradaki cam açma kapama butonları, anahtar ve buradaki bazı detaylar Renault modellerinden birebir direkt olarak alınmış. Bu tarz bir otomobilde ben çok da fazla hani Renault modellerinden izler görmek istemezdim. Niye böyle bir durum söz konusu, bunu da belirtelim. Bu otomobil ülkemize gelmiyor olsa da son nesil Twingo ile aynı platformu paylaşıyor. Burada içerideki en güzel detaylardan birisi bence direksiyon. Direksiyon tasarımı direkt olarak A serisinden alınmış. Aynı kalıba sahip daha doğrusu. Burada Smart özgü detaylar direksiyon üzerine eklenmiş. Değişik bir detay, devir saati ve saatin bulunduğu ekran bu şekilde sağa sola dönebiliyor. Buna çok da fazla bir anlam veremedim ben kendi adıma. Ve buradaki hani bu şekilde durması çok bir ciddiyet de vermiyor. Çünkü bir devir saati dediğiniz zaman aslında bir otomobilin en özel bence karakterlerinden birisi. Hani bu karakter biraz basitleştirilmiş burada. Benim çok fazla hoşuma gitmedi. Gerek konumu, gerek dönüyor olması, gerekse buradaki tasarımı. Şimdi çok küçük bir otomobil diyoruz. Çok küçük bir otomobil oluşundan dolayı aslında bu otomobilin yaşam alanı şu anda benim kullandığım gibi otobanlardan ziyade şehir içi. Şehir içinde işte bildiğiniz üzere iki tekerliler, yani motosikletler, işte skuterler aslında en pratik kullanıma sahip, sizi bir yerden bir yere taşıyan araçlar. Ancak bu tarz araçları kullanmayı sevmiyorsanız, işte kullanma beceriniz yoksa, her neyse artık o noktayı siz doldurun. Bu tarz smart vari otomobiller bu tip durumlar için çok güzel alternatif olma rolüne sahipler. Hem çok küçük olmalarından dolayı her yere sığabiliyorlar, hem de smart'a özgü, özellikle smart'a özgü çok güzel bir detay, çok başarılı bir dönüş çapına sahip. Yani inanılmayacak düzeyde çok dar yerlerden bu otomobile manevra yapmanız çok kolay oluyor. Bu da bence smart'ın en güzel noktalarından birisi olmuş. İçeride tahmin edilenin aksine çok güzel bir yaşam alanı var. Çünkü tavan oldukça yüksek. Tavan demişken de bu panoramik cam tavanını aldığınız zaman içeride çok daha ferah bir atmosfer hakim oluyor. Buna bu tarz bir gözlük gerek var mı tartışılır. Çünkü camlar, ön cam oldukça geniş. Bundan dolayı da bu tarz bir detayın da ferahlık katma durumu artık sizin kişisel beklentinize göre değişir. Bunu isterseniz opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Smart eşya gözleri bakımından beklediğimden daha iyi. Burada mesela vitesin önünde iki bardaklık kapı içinde gözler,
ve küçük bir torpidoya ve biraz böyle gizli de olabilen vitesin altında bir çekmeceye yer verilmiş. Yani bu tarz bir gövdeden bekleneceği düzeyde diyelim eşya gözleri size bu otomobilde sunulmuş durumda. Sürüş yalıtımı bakımından bu otomobilden beklentim çok büyük değildi ama beklediğimin biraz altında kaldı. Çünkü Mercedes denilince, Mercedes kanatları altında olan bir marka söz konusu olunca beklentiniz haliyle biraz daha yüksek oluyor. Bundan dolayı da ben biraz daha iyi bir yalıtım bu otomobilin sunmasını isterdim açıkçası. Smart'ın sadece tasarımı ilginç değil. Bu otomobili ilginçlik namına enteresan detaylar da var. Mesela çekiş arkadan, yani arkadan itişti bu otomobil ve motor da arkada. Ancak motorun bazı, motora ait olmayan bazı detaylar ön tarafa aktarılmış. Ön tarafa yani süper spor otomobillerde olduğu gibi maalesef bagaj olarak kullanamıyorsunuz. Bagaj olarak kullanabilseniz çok daha bence enteresan olabilirdi. Buraya aküyü koymuşlar, işte silecek suyunu koymuşlar. Ancak motor arkada. Hatta bu otomobille yola çıktığınız zaman otomobile çok da aşina olmayan birinin yanınıza oturttuğunuz zaman ona böyle bir hani motorla alakalı bazı sorular sorduğunuzda o bile şaşırabiliyor. Çünkü motorun sesini direkt olarak arkadan duyuyorsunuz. Muhatapsınız. Böyle özellikle biraz bu atmosferik üniteyi kızdırmaya başladığınız zaman, üst devirleri çevirmeye başladığınız zaman, motor içerisinde çalışan parçaların iyice böyle sıcaklığı arttırdığınız zaman çalışan parçaların tiz böyle detay seslerini daha iyi duymanız mümkün olabiliyor. Bu kiminin hoşuna gider? Tabii ki benim gibi işte motor seslerini duymak isteyenlerin evet hoşuna gider. Ancak böyle yalıtım anlamında beklentisi büyük olanların hoşuna gitmeyecektir. Gerek çünkü yoldan gelen ses seviyesi, bir de işte biraz performanslı bir kullanım yaptığınız zaman motordan gelen ses seviyesi içeriği fazlasıyla gürültülü bir hale getiriyor. Şimdi motorun arkada olması, işte arkadan bu otomobilin itişi olması ağırlığın fazlasıyla arkada toplanmasına sebep olmuş durumda. Bu durumda otomobilin sürüş karakteristiğinde ilginç noktalar ortaya çıkarmış. Bu arada motorun arkada olma durumu ile ilgili hoşuma gitmeyen bir detay. Bu nokta kimileri için bence hiç önemli değil ama benim gibi bu anlamda takıntısı olanların eminim ki dikkatini çekecek bir detay olacaktır. Arkadaki bagaj kapağı iki kademeli olarak açılıyor. Yani isterseniz sadece bagaj açarak bagaja erişebiliyorsunuz. Ya da daha büyük bir bavul bir şey koyduysanız ona erişmek için tamamıyla açabiliyorsunuz. Veya motora erişmek için tabii tamamıyla açıp işte orayı boşaltıp oradaki döşemeleri kaldırıp motora ulaşabiliyorsunuz. Ancak sadece camı açıp bagajdaki bir şeye erişmek istediğiniz zaman, eğer ki motor sıcaksa, bir yerden geldiyseniz motor sıcaksa motorun sıcaklığı direkt yüzünüze vuruyor ve bu bence hiç güzel bir detay değil. Bu noktaya bence birazcık daha smart dikkat etmeli. Yani bu tarz bir durumda işte bir yerden geldiniz, illaki iki tarafı da açma ihtiyacı hissediyorsunuz. Alttakini çünkü açtığınız zaman motordan gelen sıcak hava alttan geliyor, tamponun içinden geliyor sıcak hava. Kesilmiş oluyor. Şimdi ağırlığın arkadan toplanması ile ilgili bir noktadan bahsediyordum. Onunla ilgili de şöyle bir durum var. Geleneksel bildiğiniz işte önden çekişli bir otomobilden veya arkadan itişli bir otomobilden biraz daha farklı bir algı var burada. Bir kere şasinin daha küçük olmasından dolayı daha farklı bir algı var. Bir de bu durum işte bu çekişin yani ağırlığın arkada toplanmasıyla da birleşince gerçekten hakikaten enteresan bir sürüş karakteristiği ortaya çıkmış durumda Smart 4.2'da. Yani otomobilin limitini zorladığınız zaman size verdiği geri dönüşler bilindik o dönüşlerinden çok daha farklı. Onlardan çok daha enteresan dönüşler alıyorsunuz otomobilden. Bu durumda açıkçası sürüş limitlerini çok da fazla zorlamama durumu otomobili size direkt olarak hissettiriyor. Bunu yapmak yerine şehirde böyle sakin, efendi efendi bir yerden bir yere gitmek ihtiyacı durumu hissediyorsunuz bu otomobille. Çok küçük bir gövde olunca ister istemez çok yumuşak bir süspansiyon kullanamıyorsunuz. Bu durumun esintileri de burada kesinlikle var. Çünkü yumuşak bir süspansiyon küçük bir gövdede çok erken gelebilecek şasi esnemelerini beraberinde getirecektir. Bu da potansiyel oluşabilecek tehlikeli pozisyonları daha erken oluşmasına sebep olacaktır. Bundan dolayı da sert bir süspansiyon var beklediğim gibi. Ancak bu sertlik otomobilin sürüş konforundan beklediğim düzeyde olumsuz yönde etkilememiş. Evet,
O sertti böyle çukur ve benzeri geçişlerde özellikle böyle küçük çukurlardan geçerken çok çok net bir gövde bu otomobil size hissettiriyor. Ancak beklediğimden biraz daha iyi bir konfor algısı var. Ancak örnekleme yapmak gerekirse mesela B hatchback ligindeki birçok işte Polo'dur, Fiesta'dır, Clio'dur bu tarz otomobillere göre daha sert bir sürüş sizi bekliyor burada Smart Fortwo'da. Ve gelelim motora, iki farklı motorla sunuluyor. Ben bugün 1 litrelik 3 silindirli benzin ünitesi kullanıyorum. 71 beygir var, 90 Nm tork var bu motorla birlikte. 6 yeri otomatik bir şanzımanla kumanda ediliyor. Ve bu verilerle birlikte bu otomobil 15.1 saniyelik bir 0-100 değeri veriyor ki bunu bu otomobil size çok net hissettiriyor. Yani çok 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 böyle tabii ki beklentimiz yüksek değil ancak performans namına böyle işte güçsüz bir motoru sevmeyenlerdenseniz bu otomobili satın almadan önce bu kombinasyonu hele ki düşünüyorsanız mutlaka ama mutlaka test sürüşüne çıkın derim. Burada güzel bir haber, sürüş modları var. Eco ve Sport modları bunlar. Sport'a aldığınız zaman biraz daha otomobil netleşiyor. Tepkileri biraz daha canlılaşıyor. Gaz tepkileri biraz daha iyileşiyor. Ancak burada Eco modunun da en güzel getirisi doğal olarak yakıt ekonomisine oluyor. Daha düşük bir tüketim yakalayabiliyorsunuz. Ben burada mesela 6.4 litrelik bir karbonhidrat tüketimine bu otomobile dolaştım. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.